SporX. Galatasaray'da bonservis bedelleri açıklandı. Burak Elmas konuştu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında transferlerle ilgili bilgi verdi ve oyunculara ödedikleri bonservis bedellerini de açıkladı. İşte Burak Elmas'ın sözleri. Büyük cesaret gösterdik. Önemli bir transfer sezonunu geride bıraktık. Galatasaray'ın bir senelik yönetim takdiri için, bir sene herkesi mutlu etmek için yapacak transferlere lüksü yok. Cesaret göstererek, ince eleyip sık dokuyarak, bir dönemlik değil 4-5 sene düşünerek yaptık. Biz ve bu işin başında yer alacak teknik direktörümüz, birbirimizi anlayarak büyük bir cesaret gösterdik ve Galatasaray'da belki de ilk kez böyle bir transfer dönemi geçirdik. Rakiplerimiz hesapsız. Galatasaray transfer döneminde eleştirildi, rakiplerimiz bizden çok daha fazla ve hesapsız transferler yapıyorlar, bunun nasıl olduğunun takdirini sizlere bırakıyorum. Bütçemiz düştü. Bu sene bütçemiz 48.2 milyon euroya indi, geçen sene 61.5'tu. Önümüzdeki sene kadromuzda kiralık olmadığı için ve uzun vadeli kontratlar imzaladığımız için bu kadroyla 30 milyona inecek, önümüzdeki sene baştan beri hedefimiz olan 35 milyon euroluk ücret bütçesine düşmeyi düşünüyoruz. 5 senelik mekanizma. Tüm teknik direktörlerimiz son derece cüzi sözleşmelere imza attılar. Önümüzdeki sene için de hocamızla çalışıyoruz, Florya'da yapısından, organizasyon şemasına, görev tanımına kadar ciddi bir çalışma var. Bundan sonra bir sene değil, 5 sene devam edecek kontrol mekanizmaları kurulmuş bir sistemi uygulayacağız Galatasaray'da. En az 3-4 senelik takım. Bazıları bizden önceki yönetim döneminde imzalanmıştı, bazılarını biz imzaladık. Bonservis ve kiralama tutarları ve ödeneceği yıllar var. Genel olarak yaptığımız transferlerde bonservis ödense bile, 1 milyon euro altında bir oyuncu alacağı tutulmasına, yaşının genç olmasına, sözleşme süresinin uzun olmasına bakılıyor. En az 3-4 sene Galatasaray'ı bir yere taşıyacak bir ekip kurmayı hedefledik. Bonservis bedelleri. Barış Alper, 2 milyon 100 bin TL Berkan Kutlu, 4 milyon avro Halil Dervişoğlu, 1 milyon avro K. Cikıldao, 6,5 milyon avro Sacha Boey, 1 milyon 150 bin avro Victor Nelson, 7 milyon avro Morutan, 3,5 milyon avro Eshun Sao, 100 bin euro K. Ocak ayında tekrar hamleler. Ocak ayında tekrar hamleler yapacağız, yeni 7-8 oyuncu getirmek değil, ilk 11'e genç, alma imkanımız olan yeni oyuncuları tek tek ekleyerek önümüzdeki 3 sene futbol vizyonunu oluşturacak bir takımın çatısını kurmayı planlıyoruz. Falcao'ya ödenen tazminat. Falcao'nun 9,6 milyon dolar brüt kontratı ve oynadığı 5 maç başına aldığı bir prim vardı. Yolları ayırırken, bu sene alacağı toplam 6,5 milyon euro ücretten de yarı yarıya paylaşarak yolları ayırdık. Jimmy Durmaz'ın sakatlığı vardı, yolları ayırdık, ona da bir fesih tazminatı verdik, bizimle alan kulüp arasında fark oluyor, yolları ayırırken bazı arkadaşlarımıza ciddi ücretler vermek zorunda kalıyoruz. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.